Malatya Konfederasyon Başkan Vekili Hasan Karakuş yanımızda. Başkanım, dolu dolu 4 gün geçirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki ifade ettiğiniz gibi her yıl konfederasyonumuzun düzenlediği Malatya'yı İstanbul'daki Malatyalılarla buluşturmak vazifemiz. Bu sıcaklığı yaşıyoruz. Dolu dolu 4 gün yaşadık. Efendim, yöresel ürünlerimizle, sanatçısıyla, medyasıyla, bilhassa sıcak Malatyalıların dostluğuyla Malatya'daki hemşerilerimizi, İstanbul'daki hemşerilerimizle 4 gün dolu dolu bir gün yaşatmaya çalıştık. Bu dışarıdaki kalabalığı da görüyorsunuz. Bundan da hemşerilerimizi bir araya getirmenin mutluluğuyla bizler sizlerle birlikte mutluyuz. Başkanım, Malatya günlerinde bir ilk oldu, yemek programı oldu, yemek yarışması. Nerede katıldılar başkanım bunlar? Şimdi malum medyada bazı yapılan programlarla ilgili bize bazı yapılan müracaatlarda MasterChef gibi burada bir biz de konfederasyon olarak yemek yarışması düzenledik. Ama bu ilki olmasına nazaran o kadar güzel geçti, o kadar ilgi alaka çoktu ki seneye inanıyorum ki katılımcı sayısı çok çok olacağını şimdiden size söyleyebiliriz. Başkanım, son eklemek istediğim bir şeyler var mı? Efendim, bizim için önemli olan bizimle birlikte İstanbul'daki hemşerilerimizin Malatya'daki hemşerilerimizle buluşmasında, Malatya tanıtım günlerinde başlangıcından sonuna kadar sloganımız "Haydi Malatyalılar yeni kapıya" dediğimizde Malatya'da bu sıcaklığı hep birlikte yaşayalım. Konfederasyonumuz ve burada federasyonlarımızla birlikte hemşerilerimizi burada ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Hepsine katılım sağlayan tüm hemşerilerime buradan saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Tüm Malatyalılara saygılar, selamlar diyoruz. Başkanım, teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Sizlere de biz teşekkür ediyoruz. Malatyalı iş adamı ve aynı zamanda Ustad TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahap Koncuk yanımızda. Başkanım, 4 gün dolu dolu geçti. Bugün de son gün. Neler söylemek istersin? Valla çok heyecan var. Malatya etkinliklerinin düzenlemiş olduğu bu 7.si galiba düzenlemiş olduğu. Halkın kültürüne sahip çıkması, millete burada bir kaynaşması, tanışması. Bakıyorum böyle herkese bir heyecan var. Herkes böyle bir kendi kültürünü özlemiş adeta böyle. Eski bizim köy ürünlerimiz olsun, şeylerimiz olsun, hepsini canla başla alıyorlar. Bu demektir ki millet kendi örf adetlerine özlem duyuyor. Yaşamadıkları için bunları yapan ve düzenleyen kimse, emek için herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul'un her ilçesinde katılım sağlandı. Bugün çok kalabalıktı. Evet, bugün ben aşağı yukarı bugün 2-3'tür geliyorum buraya. Ciddi bir katılım var. Dedim ki millet heyecanlı. Millet adeta kendi kültürüne özlem duymuş ve buradaki özlemi gidermeye çalışıyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emeği geçenlerin herkese teşekkür ediyorum ben. Hekiman Dernekler Federasyon Başkanı Remzi Keleş yanımızda. Başkanım, siz nereye söylemek istersiniz? Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de MAKON ve MASTOP Genel Başkan Yardımcısı olarak aynı zamanda bu Malatya'yı İstanbul'a getirdik. Tüm hemşerilerimize hizmet etmek için çok yorulduk günlerdir ama tatlı bir yorgunluk. Hakikaten dün ve bugün çok büyük bir kalabalık vardı. Hem normal kültür standında, hem satış standında, hem yemek standında. Esnaflarımız biraz şikayetçiydi ama bu bir iki gündür bayağı bir şeydeler, kalabalık da vardı. Baktım yüzleri de gülüyor. Bu arada hemşerilerimiz de şeydi, gerek kültürel yönden, sanat yönden, sanatçı hemşerilerimize güzel şeyler, türküler, şeyler, yöresel şeyler söylediler. Gerçekten yani biz mutlu etmişsek buradaki hemşerilerimizi, bize de ne mutlu diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ bu fırsatı olsun. Verdiğin için. Teşekkür ediyorum sana da.
Makom Genel Başkanı Nazife Özdemir yanımızda. Başkanım, dolu dolu 4 gün yaşadınız. Neler söylemek istersiniz? Bugün de son gün. Artık kapanışa doğru gidiyoruz. Evet, bu 7.sini düzenlediğimiz geleneksel günlerimizde Malatya buluşması. Evet, ilk 2 gün biraz sakin geçiyor çünkü insanların çalışma günleri, ama cumartesi pazar bir bütün hemşehrilerimizle burada buluştuk. Akın akın geldiler. Ben bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Özellikle de burada yaşayıp Malatya'ya gidemeyen hemşehrilerimiz, hep bunların buradaki ortak noktası Malatya günlerinde buluşmak istedikleri, bize talepleri de geliyor ve öyle de oluyor. Biz de onun için Malatya'yı İstanbul'a taşıdık ve İstanbul'daki Malatyalılarla buluşturduk. Burada ben özellikle Malatya'da çıkıp buraya kadar yöresel ürünleri getiren esnaflarımıza, yine yöresel yemekleri getiren esnaflarımıza, bütün sahneye çıkan sanatçılarımıza, sizin gibi her tarafa yayın basın mensuplarına, bu organizasyona emek veren federasyon, dernek, vakıf başkanlarıma, kendi MASTÜF ve MAKUN yönetim kurullarına, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir buluşma oldu. İnsanlarımız akın akın geldi. En büyük teşekkürse buraya akın akın gelen hemşerilerime. Başkanım, senin başkanlığında bir ilk oldu yemek yarışması. Onun için neler söylemek istersin? Bir kadın başkan olunca bu kadar olacak. Kadınlarla bir iletişime geçtik. O da çok ani oldu. 3 gün içinde oldu. Biz bir yayınladık. Buradaki aşçılar derneğimiz falan da aradık. Onlarla bir araya geldik, konuştuk. Yayınladık. Kadınlarımız Malatya'nın yöresel yemeklerini alıp yapıp buraya kadar geldiler. Burada da bir gördünüz, bütün profesyonelce aşçılar tarafından sunumları olsun, jüri üyeleri olsun yapıldı. Ve sonunda hak edenler kazandı. Malatya'nın tescilli yemekleri kazandı. O gün biri bana diyor ki, kiraz yaprağını kazanan orduluymuş. Biz eğer kiraz yaprağı sarmasını ordulara öğretmişsek tabii ki bunda mutlu oluruz dedim. Ve o bizim Malatyalıların gelini ama. Demek ki Malatyalıların gelini Malatya'yı tamamen özümsemiş ve yemeklerini öğrenmiş, yapmış. Getirdi. Burada birinci oldu. Biz de bütün kadınlarımızı burada bu etkinlikte görünce, böyle akın akın geldiklerini görünce çok mutlu olduk ve hepsini de hediyeyle gönderdik. Çünkü kadınlarımız gerçekten emek veriyorlar. Buraya kadar geliyorlar. Bir de bu bana göre bir yarışma değildi. Bizim amacımız Malatya yemeklerini tanıtmaktı. Onu da bir ekstra olarak koyduk. Hanımlarımız bunu çok güzel yaptılar. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Başkanım, son eklemek istediğim bir şey var mı? İnşallah bir daha ki etkinliklerde buluşalım, güzel günlerde buluşalım. Şehrimiz yıkıldı ama biz hepimiz ayaktayız. İnşallah şehrimiz bir an önce ayağa kalkar. Malatya'daki hemşehrilerimizle, İstanbul'daki hemşehrilerimiz her zaman buluşurlar. Bizim amacımız diğer illerdeki hemşehrilerimizle buluşturmak. Ankara'yı, İstanbul'u, hepsini düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda onları da yapacağız. Teşekkür ederiz başkanım. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sizin de emeklerinize sağlık. Sağ olun. MAKUM Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Mutur yanımızda. Başkanım, dolu dolu 4 gün geçirdiniz. Neler söylemek istersin? Evet, çok şükür, çok güzel. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize katkınız var bu olayda. Emeğiniz var. Biz Malatya olarak Malatya buluşturması yaptık. Bütün Malatya'daki Salaya gidemeyenleri biz Malatya'yı buraya taşıdık. Burada bir etkinliği hazırladık. Tabii sizin de çok büyük emeğiniz, katkınız var. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Konfederasyon olarak, MAS Topu olarak, Malatya Sivil Toplum Örgütü olarak bu etkinliği düzenledik. Maşallah bayağı da bütün Malatyalılar akın akın geliyor. Esnaf da memnun, biz de memnunuz. İşte böyle dolu dolu geçiriyoruz. Geçiyor çok şükür. Başkanım, memnun kaldınız. Çok şükür, evet, memnunuz. Gerçekten Malatya halkı burada bir dayanışma, buluşma sergiledi. Buluştular. Esnafı olsun, biz olsun, hepimiz memnunuz. İnşallah Allah nicesini tekrarını nasip eder. Sizin de sayenizde oldu tabii bu. Başkanım, teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık olsun. Yüreğinize sağlık. Sağ olasın başkanım. Başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Malatya Dirijan Dernek Başkanı Hakan Koca yanımızda. Başkanım, dolu dolu 4 gün geçti. Neler söylemek istersin? Valla çok güzel geçti. İlk 2 günümüz biraz yavaş geçti ama bugün ve dün çok güzeldi. Malatya'mızı, Dirijan'ımızı temsil etmeye geldik burada. Misafirlerimizi ağırladık. Malatya'dan gelen misafirlerimizi ağırladık. İstanbul'da bulunan Malatyalıları, Dirijanları misafir ettik. Dolu dolu geçti. Çok güzeldi. Allah yenisini nasip etsin inşallah diyorum.
İnşallah başkanım. Peki bu sene daha mı çok kalabalık oldu yoksa? Ya geçen senelere göre biraz daha sakin geçti. Artık ülkenin ekonomik sıkıntılarından dolayı mı yoksa programın eksikliklerinden dolayı mı? Bir de maalesef bizim yaşadığımız işte MADEF, MASTÖP sıkıntıları var biliyorsunuz. Siz de bu olaylara hakimsiniz. Bu bölünmüşlüğünde aynı günde iki programın denk gelmesi de etkiledi. Bizim için fark etmiyor MASTÖP, MADEF. Bizim için Malatya önemli. Onun da etkisiyle biraz sakin geçti ama bugün dolu dolu geçti. Pazar günü bütün hepsini telafi etti diye düşünüyorum. Son eklemek istediğim bir şey var mı başkanım? Teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Siz de ciddi emekler veriyorsunuz. Bu işe samimi olarak emek veriyorsunuz. Sizin de emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Malatya Konfederasyonu Genel Sayımanı Mehmet Erdoğan yanımızda. Başkanım, 4 gün dolu dolu geçti. Bugün de son. Evet. İnşallah 2025 diyoruz. Temelim. Ama istemezdi ki bir hemen çabuk bitsin ama 4 gün çabuk geçti. Neler söylemek istersin? Vallahi şimdi Faik Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sizlere de. Biz 4 gün değil de 3 aydan beri çalışıyoruz. Buradan biz Malatya günleri yapacağımız zaman bütün esnafımıza, bütün Malatya'ya ulaşmak istedik. Şu anda gerçekten muhteşem bir Malatya günleri yapıyoruz. Muhteşem bir karabalık var. Siz de daha iyi görüyorsunuz. Esnafımızın da yüzü gülüyor. Vatandaşlarımız buraya geldi. Buradan basınımıza, medyamıza, sanatçılarımıza, herkese, esnaf, vatandaş, herkese teşekkür ediyoruz. Burada kimse yalnız değildir. Malatya bir bütündür. Biz bir araya geldiğimiz zaman her tarafa ulaşabiliyoruz. Önemli olan birbirimize kopmamak. Biz, ben de demiyorum, biz diyoruz. Çünkü biz olunca bütün Malatya kapsıyor. Malatya ismi geçince iş ayrı bir konu. Şimdi kalkıp da şurası benimdir, burası benimdir diye bir şey yok. Burada ben Mehmet Erdoğan olarak MAKHUN, MASTÖP yönetim kurumundayım ama ben Malatya'dayım. Malatya olunca akan sura durur. Biz çünkü her şeyi Malatya için yapıyoruz. Biliyorsun biz bir 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Bu depremden çok ziyanımız oldu. Yani çok yaralımız oldu, çok ölü verdik. İnşallah biz bütün Malatyalılar bir araya gelince bu Malatyalıların yarasını sarmaya çalışacağız. Bundan sonraki Malatya tanıtım günleri 2025. İnşallah daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü burada muhteşem bir karabalık var. Ben bu kadar beklemiyordum. Ama geçen seneden üstüne çıktık biz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Hep Malatya, hep Malatya. Başkanım son eklemek istediğim bir şeyler var mı? Bütün katılımcılara, buraya gelen vatandaşlarımıza, bütün Malatyalılara, tekrar söyleyeyim basınımıza. Yani siz olmasanız biz yokuz, biz olmayınca siz yoksunuz. Biz bir zinciriz, biz bir kopmamaya çalışacağız. Size teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. Esenler Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Arıkboğa yanımızda. Başkanım, 4 gün dolu dolu geçti. Bugün de son gün. Neler söylemek istersin? Evet, dediğiniz gibi 4 gün hakikaten dolu dolu geçti. Bugün de içeride izdiham vardı. Biraz evvel sürekli aslında yüresel yemek vesaire gezerken şunu gördüm. Eğer biraz daha çok karabulsa kapıları kapatmak zorundayız. Çünkü alışverişler millet yapamıyor, çok yoğunluk var. Tabii ki burada en önemli olan şu, burada esnafın memnun ayrılması. Ben de inanıyorum ki şu an gelen esnafların, gelen halkın, vatandaşımızın, hemşehrilerimizin hepsi de eli dolu gidiyor. Bu bize mutluluk veriyor Malatya için. Birinci bu. İyi ki varmışız, iyi ki federasyonlarımız varmış. İyi ki derneklerimiz varmış. İyi ki hep birlikte bir güç olup burada kültürümüzü tanıtmışız. Şimdi eğer bir kültür olmazsa, bir kültürü tanıtmazsan, bir kültürü yaşatmazsan o kültür yüz olur, kaybolur. Ama bunlar neyle yürür? STK'larla. Eğer bu STK'lar birlikte hareket ediyorsa, bu kaynaşmayı, bu dayanışmayı, bu kültürü yaşatmayı STK'ları yapıyorsa, STK'ları da en büyük destekçileri olmalı. Bunun kim neyse her ses sayısı. İkinci olarak da burada 14 tane federasyon, 9 tane ilçe federasyonu, bakın bu çok önemli. 9 tane ilçe federasyonu, 5 tane de İstanbul, Anadolu yakası, İstanbul, Avrupa yakası, İstanbul,
Esenler Federasyonu, Ankara Federasyonu, bir de İstanbul Anadolu yakası diye 5 tane de federasyon. 14 tane federasyonumuz var şu an. 14 tane federasyonun çatısının altına buluşan konfederasyonumuz var. Bu konfederasyonumuzun da 218 tane derneğe bağlı olan dernek. Maslubu, Düşünel Merkezi. Ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Yani biz 14 tane federasyon olduğu bir çatının altından birlikte hareket ediyorsak, dışarıda bir arkadaşımız kaldıysak biz ona da kapımızı açık. Buyurun gel diyoruz. Gel diyoruz. Biz bölmedik. Bölüştürmedik. Topladık. Birleştirdik. Çatıyı kurduk. Hep birlikte hareket edelim diyorum. O da bizimdir. Ama bunu da eğer burada bazen şunlar geliyor bize. Ya işte niye bölündünüz? Niye bölüşüyorsunuz? Ben şunu soruyorum arkadaş. 9 sene ilçe federasyonu kurulan bir konfederasyonun, 5 tane federasyonun daha altında olan 14 tane federasyonun, 218 tane derneğin birleştiği bir noktada eğer bu bölüyorsa mı bölüyordur, yoksa bir federasyon mu bölüyordur? Ben onları halkımıza, Malatya'mıza, hemşerilerime bırakıyorum. Ondan dolayı alandan görev alan arkadaşlarımıza, genel başkanımıza, makum genel başkanımıza, MASSUB'un yönetimdeki arkadaşlarıma ve federasyon başkanlarımızı, ilçe federasyon ve il federasyonlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Emek sarf ettiler, aylardır alanda koşturdular ve bu emeğin karşısında Malatya için eğer birleştirmişsek, Malatya'ya bir katkımız olduysak ne mutlu diyorum sizlere ve bizlere diyorum. Ben burada bütün katılan hemşerilerime, gelen misafirini getiren Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Basına, burada sosyal medyada paylaşan bütün kardeşlerimize emeklerine sağlık diyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Evet, MASSUB'da genel sayman ve başkan yardımcısı, aynı zamanda MAKKUM yönetim kurulu üyesi Ömer Adıyaman yanımızda. Başkanım, dolu dolu 4 günü yaşadınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. MAKKUM MASSUB adı altında 7.sini düzenlediğimiz Malatya Kültür Buluşması'nda 4. gününe geldik. Elhamdülillah dolu dolu geçiyor. Beklentimiz üzerine oldu. Özellikle bizim düşündüren yöresel çadırındaki vatandaşlarımız, esnafların memuriyetiydi. İnan onlar da memnun oldu. Memuriyetini gülüyoruz yüzünde. Biz de memnun oluyoruz. Çok verimli geçti. Dolayısıyla biz çağrımız şuydu. Malatya Kültür Buluşması'na komşusuna al gel. Aynen öyle oldu. Elhamdülillah. Çok güzel geçti. Sizlere de bütün katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Biz beraber 7 tane ilçemizle beraber, federasyonla beraber bu işi elimizi taşın altına koyduk. Elhamdülillah çok güzel geçti. Tekrar bu vesileyle, sizin vesileyle bütün katılımcılara ve sizlere teşekkür ediyoruz. Pütürge Çaygören Dernek Başkanı Ekrem Bozdoğan yanımızda. Başkanım, herhalde bugün geldiniz, son gün geldiniz. Neler söylemek istersin? Hayırlı olsun Malatya'mızı. Esnaflarımız bayağı iş yapıyorlar maşallah, iyi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Gerçekten işler iyi maşallah. Esnafı dolaştım. İş yapıyorlar esnaflarımız ondan sonra. Hayırlı olsun. Başka diyecek bir şey kardeşim. Bu yıl biraz daha kalabalık oldu. Bugün bayağı kalabalıktı. Bugün kalabalık. Dün gelemedim bunu. Bugün geldim, bayağı kalabalık maşallah. Esnaf iş yapıyor ondan sonra. Başkanım, iki gündür herhalde şehir dışındaydın, yeni evet, geldin. Yeni geldim. Yeni gelir gelmez de etkinlik alanına geldin. Aynen, aynen. Gelir gelmez dedim bir gideyim hemşerilerimizi ziyaret edeyim. Eş dostumu, arkadaşlarımızı görüm, esnaflarımızı bir ziyaret ettik. İyi oldu. Hepinize de teşekkür ederim kardeşim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olasın. Sağ olun. Pütürge Nuhutlu Dernek Başkanı Devriş Timurtaş yanımızda. Başkanım, 4 gündür yoğun geçti, dolu dolu geçti. Neler söylemek istersin? Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Yani Malatya ile İstanbul arasında bir sivil toplum örgütleri olarak bir köprü kurduk. Ve bugün yani Malatyalı bütün hemşehrilerimizi 2-3 günden beri burada ağırlıyoruz. Biz de Pütürge Dernek ve Federasyon olarak burada bir stand açtık. Biz de aynı zamanda organizasyonun içindeyiz. Ve çok şükür iyi geçti. Tabii ki 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık Malatya'da. Bir nebze de olsa oradaki esnaflarımıza bir katkı olsun diye. Esnaflarımızla biz dolaştık, görüştük,
esnaflarımızla memnun bu konuda. Ve bunların sürekli keşke yılda değil de yılda bir sefer değil de yılda üç sefer en azından olması gereken bir etkinlik olması lazım. Ve bundan dolayı da biz de memnunuz. En az da burada hem hemşerilerimiz, esnaflarımız kazanıyor. Hem bizler hemşerilerimizle burada buluşma, tanışma fırsatımız oluyor. Bundan dolayı da biz memnunuz. İnşallah bu tür organizasyonlar her yıl olmak üzere. Önümüzdeki sene inşallah tekrar buluşmak dileğiyle. Bu tür organizasyonları ben gerçekten çok önemsiyorum. Çok da güzel benim için. Yani bizim hemşerilerimiz için. Özellikle bizim Pütürge'li hemşerilerimizin bugün buraya çok yoğun, 3 günden beri buraya çok yoğun akın ettiler. Ondan dolayı da bütün Pütürge'li hemşerilerimize ve Malatya hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Var mı son söylemek istediğim şey? Ben Faik kardeşim size de çok teşekkür ediyorum. Siz de bir sesimizi duyuruyorsunuz. Bir hemşerimiz olarak, Pütürge'li hemşerimiz olarak da Allah size razı olsun. Tabii ki ben burada bütün hemşerilerime burada saygılar, sevgilerimi gönderiyorum. Bir dahaki sene görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Küçükçekmece Malatyalılar Dernek Başkanı Mustafa Karakaş yanımızda. Başkanım, 4 gün boyunca burası yoğundu, karabalıktı. Bugün de sonuna geldik. Neler söylemek istersin? Ben öncelikle katılan, gelen hemşerilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık oldu. Hınca hınç doldu burası. Otoparkta araçları park edecek yer bulamadık. Çok güzel bir program oldu. Bu programa emek veren herkese teşekkür ediyorum. Makon, Mastop, bütün yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün Malatya'nın kültürünü buraya taşıyan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Siz basına da çok teşekkür ediyorum. Bu 4 gün boyunca bizi yalnız bırakmadığınız için Allah razı olsun diyorum. Bu programların inşallah daha güzel olması için, birlik beraberlik olması için de Malatyalılar daha böyle kenetlensinler, daha güçlensinler. İnşallah daha güzel programlar önümüzdeki yıllarda olur inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Malatyalı iş adamımız Mehmet Ali Beyan aynı zamanda Pütürge Dernekler Federasyonu'nun da yönetim kurulu üyesi. Başkanım, 4. günündeyiz. Artık bugün son. Neler söylemek istersin? Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bizi yalnız bırakmayan Malatyalı hemşerilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız hepsini burada gördük. İyi bir program oldu. İyi bir dayanışma oldu. Rabbim önümüzdeki sene de bu coşkuyu bize nasip etsin inşallah diyorum. Ve hepsine teşekkür ediyorum. Başkanım, bu sene daha çok karabalık oldu. Daha çok, en az da Pütürge'ye 2 tane stand verdiler. Burası Pütürge'lerle doldu. Pütürge'ler gerçekten daha çok duyarlıdır. Bu tür organizasyonlara duyarlılar. Ve de Pütürge'de Malatya'nın İstanbul'da en büyük ilçesi. Değil mi? Evet. Malatya'nın başkenti. Yani Malatya'nın başkenti, doğru. Değil mi? Evet. Son neler söylemek istersin? Ben teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Pütürge Erdemler Dernek Başkanı Davut Akdoğan yanımızda. Başkanım, 4 gün dolu dolu geçtin. Neler söylemek istersin? Evet, 4 gündür burada çok güzel anılarımız oldu. Öncelikle 4 gün bizi burada yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize ben saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Güzel bir atmosferdi. Misafirlerimiz geldi, misafirlerimizi ağırladık. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Faik abicim, sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Bizlere böyle bir imkan sunduğunuz için de teşekkür ediyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun başkanım. Allah sizden de razı olsun. Pütürge Gözlüce Dernek Başkanı Hıdır Aktaş yanımızda. Başkanım, sen neler söylemek istersin bu etkinlik için? Efendim, Perşembe günü başlayan Malatya günleri bugün son oldu. 4 gün boyunca dolu dolu geçirdik. Misafirlerimiz de Malatyalılara, özellikle de Pütürge'lere çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ve Faik Bey, size özellikle teşekkür ediyorum. Malatyalıların sesini tüm dünyaya duyurduğunuz için. Çok güzel geçti. İnşallah tekrarını diliyorum Allah'tan. Seneye görüşmek üzere. Pütürge Dernekler Federasyonu Başkanı Osman Dursun ve yönetimi yanımızda. Başkanım, dolu dolu 4 gün geçti. Neler söylemek istersin? Ben öncelikle Pütürge Dernekler Federasyonu yönetim kurulu arkadaşlarıma, burada Gözüce Dernek Başkanımız, Nohutlu Dernek Başkanımız, Erdemler Dernek Başkanımız, Alçeri Dernek Başkanımız ve Çaygören Dernek Başkanımız, diğer başkanlarımız buradaydı. Onlar gittiler. Biz de dedik son finalini yapalım. Perşembe günü açılışını yapmış olduğumuz Malatya
günleri dot dolu gelip geçti ve 4 gündür de sağ olsunlar Pütürge Dernekler Federasyonu standına çok yoğun bir katılım vardı. Bizler de misafirlerimizi burada çok güzel bir şekilde ağırladık. Gerek iş adamlarımız, gerek STK, gerek siyasetçilerimiz olsun. Hepsi standımıza geldiler. Biz boşuna demiyoruz bize her yer Pütürge. Pütürge'nin insanları hakikaten merttir. Suyu sert insanı mert. Buranın temel taşı da Pütürgeliler taşıdı bugün. Bundan sonra da Allah'ın izniyle Pütürgeliler tek yumruk olarak inşallah yoluna devam edecektir diyorum. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Buradan Malatya'ya ve özellikle Pütürge'ye kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Doğan Yol Gever Uşağı Dernek Başkanı Zeki Aslan yanımda. Başkanım, neler söylemek istersin? Neler söylemek isteriz? Bu yöresel ürünlerimiz ve Yeni Kapı'da yaptığımız için çok mutluyuz. Ve federasyonumuz Doğan Yol'da da yaptı. Ben kendim de iş adamıyım ve Doğan Yol'a da gittim. Gever Uşağı'mı seviyorum. Bizler de seni seviyoruz. Nasıl buldun? Etkinlik alanı nasıl buldun? Etkinlik alanı bayağı hareketli. Çok güzel. İnşallah böyle devamı gelir. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ettim. İstanbul Avrupa Yakası Malatyalılar Dernekler Federasyonu Başkanı Yusuf Usul yanımızda. Başkanım, finaline geldik. Neler söylemek istersin? Final dolu dolu geçti gerçekten. Pazar günü özellikle bu çok kalabalıktı. Çok hemşerilerimiz geldi. Konserlerimiz dolu dolu geçti. 4 gün boyunca burada hemşerilerimizi bir araya getirdik gerçekten de. Tüm katılımcılara, tüm renkleri burada bir araya getirdik. Dostluk, kardeşlik, rüzgarı burada estirdik Yeni Kapı Meydanı'ndan. Tüm Malatya'ya, sivil toplum örgütleri olarak da bundan sonraki süreçle ilgili de daha güzel günlere diyoruz. Katılımda bulunan tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza ve basın emekçilerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii burada bir teşekkürü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ekibine burada çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü sanatçı sponsorumuz İBB'ydi. İBB STK'lara verdiği önemden dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tüm hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Önümüzdeki yıl tekrar bu büyük buluşmaya, Yeni Kapı Meydanı'nda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Darende Dernekler Federasyonu Başkanı Hulusi Yeser yanımızda. Başkanım, artık sonuna geldik, finaline geldik. Neler söylemek istersin? Malatya günlerinin 7.sini düzenledik. Bugün de son gün. Çok güzeldi, kalabalıktı. Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Konfederasyon Başkanımıza, Federasyon Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olasın başkan. Sesin de düşmüş, geçmiş olsun. Ben de size teşekkür ediyorum. Basına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.